Ve diğer maddelerle ilgili Latif Bey'in de fikrini alalım. Kadem Bey diyor ki bunlar göstermelik kararlar özetle. Yani bunlar yansımayacak, ihtiyaçları karşılamayacak. Sizin görüşünüz nedir? Siz oradaydınız. Ayrıca bu din eğitimiyle ilgili de öneri sizden geldi bildiğim kadarıyla, değil mi Latif Bey? Öncelikle iyi akşamlar diliyorum. Sağ olun, iyi yayınlar diliyorum. Serap Hanım, bizim ön yargımız yok. Yani kategorik bir karşıtlığın peşinde değiliz. Şura kararları tavsiye kararlarıdır ve bu tavsiye kararlarından bazılarının hayata geçmesi, bazılarının geçememesi gayet normal. Evet. Tavsiye kararı bir kanun değil. Emredici bir pozisyonu yoktur. Ama fikir verir. Eğer dünden bugüne tavsiye kararı olarak değerlendirdiğimiz şura kararları iyi analiz edilirse eğitimde pek çok konuya da yol gösterici olmuş, yapılan düzenlemelere katkı vermiştir. Biz umarız bu şura kararının da özellikle eğitimimizin geleceğine katkı verici sonuçları olur. Biraz önce arkadaşımızın ifade ettiği hususlar, tabii şuraya katılmış olsalardı muhtemelen bu müzakerelere fikirleriyle katkı vermeleri mümkün olurdu. Ancak şunu ifade etmiş olayım. Siz girişte ifade ettiniz, işte ücretsiz yemek verilmesi, sağlık taramasının yapılması, okulların donanımı, öğretmenin geliştirilmesi, mesleki eğitimin iyileştirilmesiyle ilgili çok önemli kararlar alındı. Bu kararlar umarız hayata geçer ve eğitimimizin geleceği adına da çok önemli katkılar sunar. Biz buradan şunu söyleyelim, burada özellikle öğretmen arkadaşlarımızın gelişimiyle alakalı olarak meslek kanunu çok büyük önem arz etmekteydi. Çünkü öğretmenlik bütün dünyada kariyer mesleği haline getirilmesi son derece önemli. Ve UNESCO'nun da en yoğun üzerinde durduğu konulardan bir tanesidir öğretmenle ilgili. Ve bu konuda da önemli adımlar atılma aşamasına gelinmiştir. Şura'da da önemli kararlar oldu. Mesela eğitim yöneticiliği ile ilgili önemli kararlar oldu. İstihdam ile ilgili mesela sanıyorum ücretli öğretmenleri kastederek bir cümle kurdu arkadaşımız. Öğretmenliğin sözleşmeli, ücretli değil, kadrolu istihdam ile ilgili burada karar alınması söz konusu oldu. Bunlar son derece kıymetli, değerli, evet. Çok önemli bilim adamları toplantıya katıldılar. Önemli katkılar da verdiler. Evet. Ve ben umarım ki buradaki kararlaştırmış hususları bütün ayrıntısıyla değerlendirmemiz mümkün olabilir. Ama şunu özellikle belirtmiş olayım. Hizmetçi eğitimle ilgili, öğretmenin geliştirilmesiyle ilgili meslek kanunu kazandırdıkları ek göstergesiyle, kariyer sistemiyle ve istihdamda güçlük çekilen bölgelerin teşvik edilmesiyle ilgili. Serap Hanım, bu o kadar önemli ki. Eğer siz istihdamda güçlük çekilen bölgeleri teşvik edemezseniz icbar edici düzenlemelerle her yerde ne kadar öğretmen alırsanız alın öğretmenle öğrenciyi buluşturmada güçlükleriniz olur. Bizim yaptığımız araştırmalarda, izleme, değerlendirme raporlarımızda bunlar yansıdı. Ve bu raporlarda şunu gördük ki bölgeler arası başarı farklılıklarında öğretmen istihdamının ciddi bir yer tuttuğunu gördük. Ve bu hususlarla ilgili önemli katkılar oldu. Mesela her yerde benzer kapasitelere sahip okulların donanımları, okulların yapılması, engelli arkadaşlarımızın durumları gözetilmek suretiyle onlara uygun şekilde okullarımızda imkanların oluşturulması, bunların hepsi son derece kıymetliydi ve bu çerçevede de önemli kararlar alındı. Ben şu kanaati taşıyorum. Ayrıca fırsat eşitliği kavramı literatürde var olan bir kavramdır. Yani bütün dünyada bu kavram kullanılır. Bizde de kullanılması yadırganır bir şey değil. Fırsat eşitliği demek şu. Yani her yerde dezavantajlı eğitime erişimde dezavantajlı kitleler var. Mesela sığınmacılar var. Mesela mülteciler var. Yine gelir grubu açısından farklılaşmaların söz konusu olduğu bütün dünyada bir tablo var. Burada eğitime eriştirebilmek için öğrencilerimizle ilgili çalışma yapılması son derece önemli. Ve bu hususta da yeterli donanımları oluşturmak da önemli. Ve bunlardan bir tanesi de
en önemli başlıklardan birisi de okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılmasıydı. Mesela bütün dünyada okul öncesi eğitime, erken çocukluk döneminin eğitimine büyük önem veriliyor. Bu evet, konuda ülkemiz da ne yazık ki şu anda çabalar var ama şu an hala çok yetersiz. Üzerinize konuşuyorum, biraz zamanı da böyle hızlandırmak amacıyla, lütfen yanlış anlamayın. Dediğiniz evet. gibi birçok gelişmiş ülkede 3 yaştan itibaren ücretsiz devlet okul öncesi eğitim veriyor çocuklara. Ülkemizde Şura'da bildiğim kadarıyla 5 yaşın %100 ülke genelinde artık her çocuğa ulaşması için, ana sınıfının başlaması için bir karar alındı. Daha sonra da 4 ve 3 yaşa doğru geri gelinmesi için. Çünkü 6 yaş öncesi eğitim çok çok kritik çocukların geleceği için, yetişkin hayatlarında ne yaşayacakları, ne olacakları neredeyse aslında 6 yaş öncesinde belirleniyor. Siz konuyu oraya getirmişken bu okul öncesinde din eğitimi tavsiyesi, din kültürü ve ahlak bilgisi dersi verilmesi tavsiyesi de konuşuldu ve tartışıldı. Dediğiniz gibi şuraya katılan isimlerden de onay verenler ve karşı çıkanlar oldu. Bu teklif sizden mi gelmişti Latif Bey? Yani eğitim bir senden mi gelmişti? Bizim okul öncesi eğitimi ve istihdamda güçlük çekilen bölgelerdeki öğretmenlerin teşvik edilmesiyle ilgili genel kurula sunmuş olduğumuz bir önerimiz oldu. Evet. Oylandı ve oy çokluğuyla kabul edildi. Burada bir yanlışı düzeltmiş olalım. Lütfen. Kamuoyunda tartışıldı, onun için söylüyorum Tabii. bunu. Ben temel eğitimde fırsat eşitliği komisyonundaydım. Ve biz bu komisyon çalışmaları yaparken okul öncesi de bizim kapsamımızdaydı ama okul öncesiyle ilgili başka bir komisyon söz konusuydu ve onlar çalışıyorlardı. Ben okul öncesi komisyonuna katıldım. Orada önerimizi sundum gruba. Oturumu yöneten başkan arkadaşımız benim açıklamamdan sonra arkadaşlara da bir miktar söz verdi. Ve onlar da lehine kanaat belirten arkadaşlarımız oldu. Aleyhine kanaat belirten de olmadı. Ancak oturum başkanı arkadaşımız bizim gündem maddelerimiz içerisinde olmadığı için bunu biz oylamaya almayı uygun görmüyoruz. Genel kurula sunarsınız bunu dedi. Biz de genel kurula sunduk. Evet. Genel kurulda da oy çokluğuyla kabul edildi. Hı hı. Peki biz bu öneriyi niye sunduk? İki tane temel önerimiz vardı. Bir tanesi, yani pek çok konuda önerilerimiz oldu. Biz şuraya çok ciddi hazırlandık. Çünkü bu ilan edildikten sonra bir eğitim sendikasının yalnız başına ben katılmıyorum diyerek meseleleri geçiştirmesi sağlıklı bir yaklaşım olarak değerlendirilmemeli bence. Ve biz öyle değerlendirmiyoruz.